2 Haziran 1962. Dünya Kupası'nda Santiago Savaşı. Santiago Savaşı olarak bilinen Şili ile İtalya arasında oynanan grup mücadelesinde Şili rakibini tabiri caizse döverek 2-0 mağlup etti. 66 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Şilili oyuncular İtalyan futbolcuları adeta yumruklayarak sahada yıldırdı. Bu tarihlerde yeşil sahalarda henüz kırmızı kart ve sarı kart kuralı yürürlükte olmadığı için sahada rakibine sert müdahalelerde bulunan oyuncular ceza almıyorlardı. Birbirlerine tekme tokat saldıran ve hakemin de üzerine yürüyen futbolcuların yol açtığı olayları engellemek için emniyet güçleri birkaç defa sahaya girdi ve sahada küçük çaplı bir meydan muharebesi yaşandı. Maçtaki gerginliğin sebebi olarak İtalyan gazetecilerin karşılaşma öncesi Şili Santiago hakkında yaptıkları olumsuz yorumlar gösterildi. Karşılaşmanın ünlü hakemi Ken Aston sahada yaşadığı travmayı unutmadı ve 1970 Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlayan sarı ve kırmızı kart fikrini ortaya attı. 2 Haziran 1972. İlk kadın otomobil yarışımız Samiye Burhan aramızdan ayrıldı. Ehliyet alan ilk Türk kadın şoför olan Samiye Burhan Cahit Hanım, ülkemizde ilk kez 1928 yılında başlayan otomobil yarışlarının değişmez pilotlarından biri oldu. İstanbul Hipodromu'nda düzenlenen yarışlarda ilk birinciliğini 1932 yılında kazandı. İstinye Köprüsü ile Zincirlikuyu arasındaki 9.6 kilometrelik parkurda düzenlenen ralli için kadın olarak sadece Samiye Burhan Cahit Hanım kaydını yaptırmıştı. Rakibi olmadığı için Samiye Hanım erkekler sınıfında yarışmak istemiş, organizasyon komitesi ve hakem kurulu bunda bir sakınca görmemişti. Samiye Hanım yarışta tüm erkek rakiplerini geçerek birinciliği kazandı. Yarışmayı ikinci sırada bitiren Paşazade Vehbi Bey, yarışa bir kadın alınmasaydı birinci kendisinin olacağı gerekçesiyle itiraz etmiş, ancak davaya bakan Sultanahmet Sulh Hukuk Mahkemesi bir kadın da otomobil yarışlarına katılabilir ve birinci gelebilir gerekçesiyle kupanın Samiye Hanım'a verilmesini karara bağlamıştı. 1933 yılında düzenlenen otomobil yarışlarında yine birinci olan Samiye Burhan Cahit, 1934 yarışlarında aynı parkurda kaza yaptı ve kazada parçalanan sol elini bir daha hiç kullanamadı. İlerleyen yıllarda yaşadığı rahatsızlığa rağmen otomobil kullanmaya devam eden Samiye Burhan, 2 Haziran 1972 tarihinde aramızdan ayrıldı. 2 Haziran 1985, UEFA, İngiliz kulüplerini Avrupa kupalarından men etti. 4 gün önce Heysel Stadyumunda İngiliz holiganların sebep olduğu felaket nedeniyle UEFA, İngiliz kulüplerini Avrupa kupalarından 5 yıl süreyle men ettiğini açıkladı. Şampiyon Kulüpler Kupası final karşılaşmasında Liverpool takımını destekleyen holiganlar, İtalyan seyircilerin olduğu tarafa saldırmış, aradaki duvar çökünce 39 taraftar hayatını kaybetmişti. Spor tarihine Heysel Stadyumu faciası olarak geçen bu felaket sonrası İngiltere Futbol Federasyonu, Başbakan Margaret Thatcher tarafından oluşturulan baskıya duyarsız kalmayarak İngiliz takımlarının Avrupa kupalarından tamamen men edilmesini istemişti. UEFA tüm İngiliz kulüplerini 5 yıllığına Avrupa kupalarından men ederken yaşanan felakette aktif rolü olduğu için de Liverpool kulübünü 6 yılla cezalandırdı. 2 Haziran 2012. A milli futbol takımımız 57 yıl sonra Portekiz'i mağlup etti. Bugüne kadar 7 kez karşılaştığı Portekiz'i 1955'teki ilk maçta 3-1 yendikten sonra bir daha galip gelemeyen A milli futbol takımımız, Lisbon'da aynı skorla Portekiz'i mağlup etti. Abdullah Avcı yönetiminde 2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan milli takım, Estadio da Luz'da oynanan maçta rakibini sadece mağlup etmekle kalmadı, aynı zamanda 47 yıl sonra rakibine ilk kez gol atmış oldu. 24 Ocak 1965'te 5-1 kaybedilen maçta Portekiz ağlarına son golünü bırakan Türkiye,
Daha sonra rakibiyle oynadığı 4 maçta gol atamadı. Lisbon'da 35. dakikada Umut'un kaydettiği gol, milli takımımızın Portekiz'e 47 yıl sonra attığı ilk gol olarak tarihe geçti. A milli futbol takımımız böylece 2 Haziran 2012 günü 3-1'lik skorla rakibini 57 yıl sonra mağlup etmiş oldu.